Merhabalar, iyi akşamlar. Önce Şanar'a ve çalışan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum ve bundan sonraki buluşmalarımızı ihlaller üzerine değil, özgürlüğün tadını nasıl çıkardığımızı birbirimize aktararak partiler şeklinde kutlamayı diliyorum. Şimdi önce size küçük bir madde okumak istiyorum. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyen anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Son bir ayda duyduğum ve aklımdan çıkmayacak olan nefret söyleme örneği olarak size bunu sunmak istedim. Bu bizim kendi aramızda Türkiye'de özetle 27 Nisan e-postası dediğimiz Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınladığı bir muhtıranın, bir bildirinin bir parçası. Yani sonuç olarak da bu nefret söylemi de bize internet yoluyla ulaştı. Nefret söylemi ne? Bunu da yasalara dayandırarak söylemek istiyorum, Fikret İlkiz'den özür dileyerek. Bana göre eski 312, yeni 216 tam da nefret söyleminin ne olduğunu açıklıyor. Yani sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığına dayanarak halkı birbirine karşı kamu düzeni için tehlikeli olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik. Burada küçük bir düzeltme yapacağım. O da kamu düzeninin için tehlikeli olabilecek değil. Burada benim gerekçelendirmem esas olarak barış içinde bir özgürlük ortamında yaşamak için. Şimdi bunu Türkiye'nin imzaladığı, 2000 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile de bağlantılandırmak istiyorum. Buraya baktığımız zaman 20. maddede şöyle deniyor: ulusal, ırksal ya da dinsel nefretin ayrımcılık, düşmanlık ya da şiddete kışkırtma biçimini alacak şekilde savunulması yasalarla yasaklanmıştır. Yani Türkiye esasında Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi'nin yıllar önce koyduğu bir düzenlemeyi çok önceden yapmış ve nefret söylemini yasaklamıştır diyebilir miyiz? Tabii ki böyle değil, hepimiz burada biliyoruz. Üstelik uluslararası dostlarımız da çok iyi biliyorlar ki az önce okuduğum şu andaki 216. madde tam da tersine, yani ırkçılık, ayrımcılık, düşmanlık yaratmak, yaratmanın karşısında mücadele eden, buna karşı mücadele eden arkadaşlarımıza, dostlarımıza, gazetecilere, düşünürlere ve yazarlara uygulanıyor. Şimdi internete geldiğimizde Türkiye'de internet 2006 verilerine göre 22 milyon kişi tarafından kullanılıyormuş, son açıklanan bir rakama göre. Mart 2007'ye göre de deniyor ki 20 milyon kadar kişi Messenger olarak kullanıyor, 14 milyon kişi de Hotmail adresine sahip. Tabii bu insanlar interneti nasıl kullanıyorlar ayrıntılarını bilemiyoruz. Ama internet, Barış arkadaş bunu az önceki konuşmasında söyledi, bir özgürlük ortamı mı sorusuna cevap vermek gerekiyor. İfade özgürlüğü anlamında internetin bir imkan olduğunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Ucuz, bedava gibi neredeyse, hızlı ama en önemlisi bana göre kendini sakla, içini dök, öfkeni kus. Yani nefret söylemi içinde çok ciddi bir imkan sağlıyor. İnternette işte siteler var ya da e-gruplar var ya da özellikle yaygın medyanın okur yorum bölümleri var. Şimdi tırnak içindeki bu özgürlüğün, ben tabii özgürlüğün herkese olduğunu söylemek gerekiyor. Bütün özgürlüklerin herkese olması gerektiği gibi. Nefret sadece Türkiye'de değil tabii ki, bu nefret kusan, şiddet kışkırtıcılığı yapan, düşmanlık üreten siteler her yerlerde var. Şimdi bunlardan örnekler vermek istemiyorum ben yeniden üretmemek için. Ama bunları asla yok sayamayacağız. Özellikle ben burada bir gazeteci olarak yaygın medya sitelerindeki okur ve okurlara açılan yorum bölümlerinden ve künyesiz habercilik iddiasıyla künyesiz bir şekilde ortaya çıkan sitelerden örnek vermek istiyorum. Çünkü bunlar
Esasen özellikle künyesizlik tabii ki önemli bir imkan daha sağlıyor. Böylece nefret söyleminin geliştirilmesinde önünü açıyor kişilerin. Egemen medyanın tabii ki okur yorum köşelerinde kendi sini bağlamaması nedeniyle özellikle işte bu şeyler bizi bağlamıyor. O zaman işte ırkçılık yapılabilir, ayrımcılık yapılabilir, kışkırtıcılık yapılabilir. Tabii bunu açıkça söylemiyorlar. Zaten bana göre yaygın medyanın, egemen medyanın dilinin özünde ırkçılık, ayrımcılık ve kışkırtma da var. Şimdi bunlar nasıl engellenir? Esasında işte bir sürü düzenleme var. Bir konuşmanın başında da söyledim. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi yasalarla yasaklanır diyor. Şimdi böyle bakıldığı zaman esasında Türkiye'deki 301'in Genelkurmay Başkanlığı'nın 27 Nisan'daki e-postasına karşı işletilmesi gerektiğini, pardon 216'nın işletilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü burada alenen Türkiye'de kendini Türk hissetmeyenlere karşı bir hatta Türk hissese de ne mutlu Türk'üm diyene demeyenlere karşı çok açık bir tehdit ve ciddi bir bölücülük yapılıyor ve bizi düşmanlar safına tırnak içinde konuyor, gönderiliyoruz diyelim. Şimdi 216. maddede Türklüğün aşağılanması, orada da aslında zaten Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne karşı bir ihlal olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü eğer aşağılamak gibi bir şey varsa, bu aşağılamanın bu ülkede yaşayan Türkler, Ermeniler, Romanlar diye devam ederek bütün kültürleri ve halkları içeren bir yerden tanımlanması gerekiyor. Ki bu da yapılmıyor. Çünkü kutsal olanın ne olduğunu bu maddeden görmüş oluyoruz. İfade özgürlüğü, nefret söylemi tabii ki ifade özgürlüğünün sınırlarının dışında. Ama ben bütün bunlara rağmen esasında bu nefret söyleminin yasaklanmasından yana değilim. Çünkü yasaklarla, yani porno siteleri içinde bu geçerli. Nefret söyleminde ayrıca özellikle ayrımcılık, düşmanlık ve kindarlık anlamında bakıldığında, işte kadınların, çocukların özel olarak bir yeri olduğunu da söylemek gerekiyor. Çünkü ayrıca kadınlar nefret söylemlerinde söylemi pekiştirmek için de kadını kadının üzerinden bir dil kullanıldığını zaten hepimiz biliyoruz. Medya için nefret söyleminin özellikle internetteki az önce sözünü ettiğim künyesiz haber siteleri ya da okur yorumları için bunların sadece bir etik mesele olduğunu düşünüyorum. Ve bu mesele işte oluşturulabilecek etik kurullar, etik organizasyonlar, etik örgütlenmeler her neyse kontrol altına alınabilecek ve medyanın kendi kendini denetleyebileceği, bundan kurtulabileceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yasaklarla hiçbir şey çözemiyoruz. Porno siteleri için de bu geçerli. Ve tabii ki bu etik denetlemenin dışında da toplumun dönüştürülmesi, buna karşı çıkan bizler gibi insanların bu uğurda mücadele etmesi gerekiyor. Hani bu çok mu ütopik diyeceksiniz? Evet de yani yasak da neyi çözüyor diye soruyorum ben. Teşekkür ediyorum. Merhaba, Şanar Bey çok iyi biliyor. Ben çok geç interneti kullanmaya başladım. Neredeyse 2-3 aylık bir internet geçmişim var. İnanamıyorum yani mail yollayabiliyor olduğuma falan inanamıyorum. Benim için çok zaten rahatsız edici bir şey bilgisayar. Ama Nadire Hanım'ın söylediklerine hiç katılamayacağım bazı konularda. Çünkü benim 13 yaşında bir kızım var. Ve bazen evin ortasında potansiyel bir kanalizasyon var gibi geliyor bana. Çünkü mesela bir ödevini yaparken, kedilerle ilgili bir ödev yaparken porno bir site karşısına çıkmış. Ve böyle porno siteler hem dehşet verici çocuğun ona ekspoze olması açısından. Ama mesela Danimarkalı bir bakan da dedi ki çocuklarımızı pornoya alıştırmalıyız. Çünkü internette kaçınılmaz bir şey bu. Yani istenmedik bir şey yerine baştan biz alıştırarak porno siteleri onlara gösterelim. Diyelim ki bu bir argüman olarak kabul edilebilir. Ve fakat
Çok küçük yaşta çocuklar, fakir ülkelerin çocukları alıyor, kaçırılıyor, inanılmaz hayatlar sürüyorlar. Bir et parçasına küçücük bedenleri indirgenerek çok kötü teşhir edilebiliyorlar, çok kötü şeyler yapılıyor ve internetteki bu çocuk pornosu ortamının dünyaya şu an musallat olan en büyük musibetlerden biri olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda nefret söylemiyle ilgili de öyle. Çok çok tehlikeli buluyorum internet ortamını. Ölüm listeleri yayınlanıyor. Mesela benim ismim de birkaçında var ve tehditler yayınlanıyor insanı. Yani bu çok insanı inciten ve kötü hissetmesine neden olan şeyler doğal olarak. Mesela bundan söz edince insan şeyi düşünmeden edemiyor. Pelitli'deki internet kahvelerinde bütün günlerini geçiren o gün Samas, işte Yasin Hayal, Erhan abi, Zart amca, Zurt abi gibi tipler çok tuhaf fikirleri açık bir şekilde, yani o küçücük bilgisayarların karşısında oradan bir satır, buradan bir satır, bir de bilgisayarın çok tuhaf bir dili var. Zaten oturmuş bir kafan ve bilgi birikimin yoksa inanılmaz bir karışıklığa neden olabiliyor senin için. Çok büyük bir yanlış yönlendirmeye açık bir tarla gibi oluyor eğitimsiz çocuklarımız. Bir o var, yani bir sürü yerden gelen nefret söylemine ekspoze olmaları ve bunun etkisinde ister istemez kalmaları hali var ki mesela Hrant Dink'in ölümünü internet kafelerde birbirlerine mesaj yollayarak planladıklarına filan eminim. Zaten öyle şeyler, yani girip işte o Alperen ocaklarının ve o tarz şeylerin bin bir tane böyle saçma sapan fikrin ve küçük parçalar halinde alıp nasıl bir etki uyandırdığını bilemiyoruz. O kaotik bir fikir ortamı değil, yani rezalet ortamı yaratılıyor. Yani çocukların bunlara açık olması çok çok tehlikeli olabiliyor. Bir de ayrıca internet oyunları var. Yani çok büyük bir vakit dilimi insanların, gençlerin hayatında internet oyunlarının başında geçiyor. Ve internet oyunları psikolojik olarak inanılmaz derecede zarar ziyan şeyler. Çünkü mesela neredeyse gerçek insan tipinde insanları habire öldürebileceğin oyunlar var. Ve bütün gün internet oyununun başında onu ve bunu öldüren yeni yetmeler sonra gelip İstanbul'da işte gazetesinden çıkmış Akbank'a doğru yürümekte olan temiz bir insanı da vurmakta hiçbir beis görmüyorlar. Yani ben bunun ciddi bir pratik sağladığını düşünüyorum. İnsan hayatını değersizleştirmeye, bir insanların birbirini öldürebilir hale getirilmesine dayalı çok çok zarar ziyan, çok zararlı şeyler olduğunu düşünüyorum. Tüm bu çocukların saatlerini yok etmelerine neden olan internet oyunlarının. İlk aklıma gelen bunlar. Bir de mesela medyada, Türk medyasında çalışan insanların kurduğu bir sürü medya sitesi var. Hani umarsın ki bir sürü muhabir mesela sosyal içerikli, ifade özgürlüğüne dair doğru dürüst bir haber getirdiğinde o haberler kullanılmıyor gazeteler tarafından. Çöpe atılıyor ya da çok az yer veriliyor, alt sayfalara konuluyor. Ümit edersin ki ifade özgürlüğüne dair medya çalışanları siteler kursunlar ve hiçbir yerde ifade edemedikleri görüşlerini seslendirebilsinler. Bu çok çok az örneği var. Mesela Biyanet neredeyse çok, çok tek başına bir örnek. Çünkü gazetelerin internet sitelerinden hiçbir şey söz etmiyorum. Onlar gazetelerin kopya kedi, işte karbon kopya halleri. Bu medyada çalışan insanlar site kuruyorlar ve bütün o siteler dedikodudan ibaret. Hani kim kimin teknesinde yemek yedi, kim nereye transfer oldu, kimin kedisi kaçtı, kim ne yazdı, kim nasıl öbürüne çaktı diye. Ve inanılmaz yaygın derecede medya çalışanları tarafından kullanılıyorlar. Yani ifade özgürlüğü onlar için dedikodu yapma özgürlüğü ne geliyor son kertede. Sonra mesela başka siteler de var. Giriyor sallama bir adla sana seninle ilgili bir tane kıçından dedikodu yaratıyor ve onu koyuyor. Seninle ilgili yıllarca orada kalıyor. Bunlar beni çok çok rahatsız eden şeyler. Tabii ki şimdi bu kadar sayıp döktüm bu sakıncalı şeyleri. Vay işte bunlar yasaklansın falan demiyorum. Ama kesinlikle internet ortamının
çok ciddi tehlikeler oluşturabilecek denetlenmesi mutlaka farz bir ortam olduğunu düşünüyorum. Fakat Fikret Bey de tabii anlattığı şeyler de kaygı verici. Yani Türkiye hep bir ifrat ve tefrit toplumu olduğu için yani vay biz hani Sabah Gazetesi bir kampanya başlattı. Temiz medya, porno, çocuk pornosuna karşıyız derken orada çok büyük bir kesme biçime ve çok büyük bir sansür ortamı oluşturmaya yönelik mutlaka adımlar atılacaktır. Türkiye'den bu açıdan umutluyum yani en kötü sansür ortamını internette de yaratmasına dair eminim onu yapmaya çalışacaklardır. Ama yine bu 6 ay içinde itirazlarımızı dile getirirsek denetlenebilen bir ortamla aşırı sansürcü bir ortam arasındaki farkları vurgularsak şunu hatırlatmak isterim. 301-288 gibi ifade özgürlüğünü kesinlikle katledecek ve son yıllarda ciddi olarak ne kadar sakınca doğurabileceğini gördüğümüz maddeler çıkmadan Oktay Ekşi kadar devletçi, sağcı kalemler bile inanılmaz derecede eleştirdiler ve bu maddelerin potansiyel tehlikelerine, ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı yanlarına çok çok ciddi vurgular yaptılar. Hiçbir şey fark etmedi. 301 çıktı. 301 yüzünden perişan oldu insanlar. Mahkemeler basıldı. O oldu, bu oldu. Hedef tahtası haline getirildi. Orhan Pamuk, Hrant Dink gibi isimler. Hrant Dink kurban verildi. Ve yine 301'e dokunulmadı. Ne CHP ne AK Parti hükümeti 301'in hani kılına halel getirmediler. Onun için bir ifrat toplumu olarak internet yasamızda da eminim çok ağır baskıcı maddeler vardır ve bu aleyhte kullanılacaktır. Ve fakat yani benim için de şey değil yani internetin kesinlikle denetlenebilir bir araca dönüştürülmesi gerektiğini düşünmeden edemiyorum. Sağ olun.